Kirk kasırgasının çarşamba günü Almanya'ya ve perşembe günü Fransa'ya ulaşarak şiddetli fırtınalar ve ulaşım aksamalarına neden olması bekleniyor. Kirk kasırgası Avrupa'ya doğru ilerleyerek hem Almanya hem de Fransa'yı etkisi altına almak üzere. Meteoroloji uzmanları kasırganın çarşamba günü Almanya'ya ulaşacağını ve perşembe günü en yoğun şiddetinin yaşanacağını bildirdi. Almanya'da kasırganın Köln'den başlayarak Hamburg üzerinden Baltık Denizi'ne doğru ilerlemesi öngörülüyor. Özellikle ülkenin güney bölgelerinde yoğun fırtınaların yaşanması bekleniyor. Perşembe günü, demiryolu ve hava ulaşımında ciddi aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Ağaçların devrilebileceği ve yolların geçici olarak kapanabileceği ifade ediliyor. Meteorolog Jan Schenk, Perşembe günü fırtınanın en yoğun seviyesine ulaşacak, Cuma günü ise etkisini kaybederek İskandinavya'ya doğru hareket edecek dedi. Kirk kasırgasının, Kuzey Fransa, Benelux ülkeleri, Kuzey Almanya ve Danimarka üzerinde de etkili olması bekleniyor. Fransa'da ise Kirk kasırgası alarmı verildi. 9 Ekim çarşamba günü Fransa kıyılarına ulaşması beklenen kasırganın hızının saatte 150 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Fransa, Atlantik okyanusunda oluşan ve kategori 4 olarak sınıflandırılan kasırga nedeniyle önemli bir fırtınaya hazırlanıyor. Özellikle Pays de la Loire, Novel Aquitaine ve Ile de France bölgelerinde rüzgar hızının 120-150 km saat bulabileceği belirtiliyor. Kasırga, güçlü yağışlarla birlikte gelecek ve bazı bölgelerde 40-60 mm arasında yağış düşmesi bekleniyor. Bu durumun sel ve su baskınlarına yol açabileceği uyarısı yapılıyor. 1987'de yaşanan ve 15 kişinin ölümüne neden olan büyük fırtınaya benzer bir hava olayının yaşanabileceği düşünülüyor. Kirk kasırgasının, 10 Ekim'den itibaren fırtınanın şiddetinin azalması ve İngiltere'ye doğru yönelmesi bekleniyor. Ancak bu süreçte Almanya ve Fransa genelinde ciddi rüzgarlar ve kötü hava koşulları devam edecek. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyor.